Şimdi ekranlarınızın başında göreceğiniz eğer belirtiler sizde varsa dikkat uyarısı yapmak istiyorum ki neden dikkat uyarısı yaptım hocamız zaten anlatacak ben şöyle bir giriş yapayım şey e, Uykusuzsunuz diyelim Güzel. ki ki bunu hepimiz şu anda yaşıyoruz çok. değil mi <laughs> çok. E, konsantre olamıyorsunuz Aynen. yine e, en çok sık e, rastladığımız şikayetlerden bağışıklığımız da düşük haberi bir burnunuz akıyor bir uçuğunuz çıkıyor vesaire hastasınız görme problemleri de başladıysa eğer diyor hocam ne olmuş olabilir yani bu tabii her yaşta olabilir ama ben aslında böyle 38-40 yaşlardan itibaren hani görme problemlerinde ekle, eklendiğini düşünürsen şu dört problem varsa vücudunuzda önemli bir madde eksik demektir. O maddenin adı melatonin. Evet. Arkadaşlarım onu ben erken mi davrandım Çabuk mu söyledim yo, yo, Gayet güzel söylediniz <laughs> evet. tam yerinde söylediniz Melatonin hormonun eksikliği sadece uykusuzluğa Sebep olmuyor anladığımız Tabii, gördüğün kadarıyla Gördüğün gibi konsantre olamamak Bağışıklığın düşmesi görme problemleri Bütün tamam. bunlara sorun şu olur? Melatonimizin eksik olduğuna nasıl kanaat getireceğiz Tamam ben konsantre de olamıyorum Bağışıklığım da düşük ama kim diyecek Yani kim yazacak anlama senin melatonin eksikliği? Çok güzel soru Biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz e, e, Sevgili Çağla Şimdi bizi izleyen İzleyenlere bulgular üzerinden düşünmeleri gerekenleri anlatıyoruz aslında. Çünkü Hı, herkesin alıyor. D vitamini ölçtürme, herkesin melato C vitamini ölçtürme vesaire durumu yok. En azından bu problemler varsa. Melatoniniz eksik olabilir o zaman da şimdi çözümünü getiriyoruz. Çünkü Deneyin sağlıklı bunları. bir çözüm getiriyoruz. Yani Aynen. bir ilaç kullanın bir şey kullanın asla zaten hocamız Hayır. öyle bir şey vermiyor. Ama Hayır. bir dikkat edin eğer bu belirtileriniz varsa şunlardan destek alın bakalım ne olacak. Aynen öyle. Şimdi mesela melatoniniz şeyse. Düşükse. E, düşükse ya da o problemleriniz var melatoninizin de düşük olduğunu hissediyorsanız eğer. Mesela yumurta yine bu konuda çok eskili besinlerden çok bir üzülüyorum. tanesi. Melatonin vücudumuzda üretilen bir hormon. Tabii. E, yukarıda hipofiz bezinden üretilen tamam. bir hormon. Dolayısıyla bizim için çok gerekli bir hormon. Ve melatonin en önemli özelliği Relax sağlamak, uyumanızı sağlamak. Gecenin bir yarısı niye e, bilgisayar okumayın, e, cep telefonuna bakmayın, bakmayın diyoruz. 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 Işık varsa melatonin yok. Bu kadar basit. Karanlık varsa melatonin var. Rahatlatır, uyutur mantığıyla. Şimdi peki tamam. melatonin tonin şimdi herkese hap olarak yine vermiyoruz. Biraz sonra Olacağım. insülin direncini Hı. tedavi ederken de insülin direnci tedavisinde çok düşük doz belki bir metformin de herhangi bir sakıncası yok arkadaşlar Hı. için de söyleyeyim. Ee, şey adıdır bu. E ee, jenerik adıdır. Bir maddeyi kullanabiliyorsunuz ama asıl işi besinlerle yapıyorsunuz. Şimdi burada da besinlerle yapalım. Hı. Melatoninle uykunuzu Konsantrasyonunuzu düzenleyelim, görme problemlerinize ve odaklanma problemlerinizi halledelim. Neyin içinde var? Mesela akşam yatmadan önce ılık laktosuz bir süt çok işe yarar. Laktosuz. Aynı günün sabaha ya da ertesi günün sabahında bir yumurta yerseniz yine çok işe yarar. Yine aynı şekilde balıklardan iki balık ama Hı. somon Hı. ve sardalya. Hı. Bu iki balık yine çok derece işinize yarar. Başka zamanı geldiğinde kendinize ara olarak badem kiraz ikilisini karıştırarak ara yerseniz bir avucun içinde gerçekten az önceki problemlerinize uykusuzluk dahil konsantrasyon problemleri dahil çok yok işe yarar. Mevsimi bir de goji beri denen bir, bir de goji beri de biliriz Meraklısı herkes gene bulamayabilir ama biz burada hep ne diyoruz? Herkesime hitap ettiğimiz için bulabilen, yapabilen, edebilen varsa goji beri de kullanabilir. Kullanabilirler. kullanabilirler. Afiyet öyle. olsun diyelim. Şimdi gece dedik uykusuzluk dedik bugün çok bahsettik Aynı. ama bir de gece terlemesi bir problemi var değil mi? Aynı, gece terlemesi neden olur diyeceğim. Gerçekten bir ansiklopedi kadar sebebi çok. var aslında. Şöyle bir bakalım. Çok da yaşanan bir şey. Şimdi en çok rastladığımız neden bir kere hipertiroidi. Aşırı çalışan tiroid bezi buna gerçekten neden oluyor. Yine kan şekerinizin düşmeleri Geceliğin de oluyor. Zaten onun için kalkıp Tabii yemek yiyor seni. Aynen uyandırıyor. Aynı şekilde mesela reflüler. Reflülerin birçoğu çok hafif olduğunda daha siz o ağızdaki o rahatsızlık hissini buradaki Ağza piroz istediğimiz yanma hissini hissetmeden önce gece terlemeleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Uyku problemlerinin ve uyku apnesinin özellikle kendiniz hissetmeyebilirsiniz. Ama kalktınız ter içindesiniz yanınızda da kimse yok. Onu bir düşünün ya acaba bir uyku apnesi mi var bende diye dolayısıyla bir nörologla görüşmenizde onu tespit ettirmenizde fayda fayda var. Fayda var. Yine bir takım ağrı kesiciler bunu yapıyor. Yani bir Gece takım taylisi. ağrı kes, ge, kesiciler de isim söylemeyelim burada ama bazı ağrı kesiciler de bunu yapıyor. Tüberküloz eskiden çok rastlanıyordu. Brusella denen bir hastalık var. Evet. Yine Enfeks Brusella melitens denen bir mikropla yapılan bir hastalık. Bunu çok fazla yapıyor. Lenfomalar yani e, lenf bezlerinizin tümörleri. Hodgkin ya da non-Hodgkin dediğimiz lenfomalar aynı şekilde gece terlemesiyle başlayabiliyor. Daha ortada hiçbir şey yokken, daha hastada kilo kaybı vesaire iştahsızlık bile yokken gece terlemeleri başlayabiliyor. Aynı şekilde bir takım tümörler özellikle böbrek, prostat ve yumurtalık e, 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 kanserlerinde ilk belirtilerden olabiliyor. Bu böyle hafif terlemeden bahsetmiyoruz. Hayır, hani kişi tabii, gece terlemesi. isteyecek var. kadar yani tabii, gece ve gece Gece, gündüz değil. Uykuda. Gündüzde. Şimdi ben de mesela terliyorum evet, şu an. Yani, evet, yani Gece de hafif terlemeler olabiliyor yani. benim mesela çocuklar çok koşturuyor, diyor, yatağa yadıyor, fışır fışır bak, terliyor. Bak fiziksel bir şeyin dışında. Fiziksel hiçbir aktivitemiz olmadan. Üstünüze dört tane yorgan koymuşsunuz. Diyorsunuz orada da car car kalorifer yanıyor. Gece terlemesi. Dalga mı geçiyorsun? O gece terlemesi Yok, evet. değil o. Tamam. Yani gece terletmesi o. Sen terletiyorsun. Zorla kendini. terletmesi. Ha, evet. Dolayısıyla <laughs> o değil. Bu söylediğimiz kendiliğinden. Yine... Ee, bir takım enfeksiyonlar az önce söylediğim Brusella gibi bakteriyel endokardit denen bak çok tehlikeli bir hastalıktır. Kalbi tutan bakteriyel endokardit kalbi tutan kalp yetmezliğine yol açan kalbin iç dokusunun e, enfeksiyonudur ve gerçekten e, ciddi bir problemdir. O kendisini ilk terlemeyle bahsediyor e, ortaya çıkarıyor ve çok ilginç feokromostoma. Yani böbrek üstü bezi tümörü. Tansiyonları %95'inde biz nelerini bulamayız. Yüksek tansiyonlar. Ay çok çok az bir, bir nedendir ya. ki feokoromostoma denen böbrek üstü bezinin tümöründe hasta aşırı teller Ani tansiyon yükseklikleri olur. Ani çarpıntılar olur. Bir sürü başka şeylere koştururken arada atlanabilir. Dolayısıyla böbrek üstü bezi tümörü de kromositoma O uzun adı. Anladım. Da buna da yol açabilir. Olabilir. Bir şeyin farkında mısın? Ne kadar çok neden çok var. Kaldı var ki ya. ben en çoklarını seçtim. Daha bir sürü ıvır zıvır şeyler var. Ama en bildiğimiz anlayabileceklerimiz yani. Gece terlemesi olanlar buna çok dikkat etmeli. dışında. Aynen öyle. Şimdi az sonra zayıflamanıza yardımcı olacak. Sağlıklı bir şekilde beslenirken aynı zamanda hangi ikilileri kombinasyon yaparak tüket etmelisiniz hocamız anlatacak ardından da sevgili Burak konuğumuz olacak Aynen. programımızın başında da söylemiştim kendisi 36 yaşında ve insülin direnci hastasıydı bu hastalık tedavi edildikten sonra tam 47 kilo vermiş eylül ayından bu yana 135 kilodan 88 kiloya düşmüş hikayesini az sonra canlı yayında stüdyomuzda sizlerle paylaşıyor olacağız ama hangi belirtiler hangi hastalığın işaretidir günün en önemli konularından bir tanesi evet. bana göre evet. çünkü gerçekten bulgularıyla e, sonuçta tesis eden Hastalık gerçekten çok ama çok ciddi. Hepimizin bilmesi gereken bilgiler olduğunu düşünüyorum ve hocama sözü bırakıyorum. Buradaki ısrarla yapmaya çalıştığımız şey şu: sizin hiç önemsemediğiniz bir şey aslında altta çok önemli bir hastalığı yaratabilir. Ee, bu ısrarla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Bu hastalığın arkasından, bu söylediğim şikayetlerin arkasından bambaşka hiç kimsenin düşünmediği bir şey çıkacak. Mesela baş dönmesi. Ben var. inanamadım. Mesela baş dönmeniz var diyelim. Baş. Mesela gece gece uyudunuz nefes darlığınız oluyor nefesiniz kesiliyor pardon uyku apnesi apne. oluyor diyelim mesela kanayan diş etleriniz oluyor diş etleri diş eti kanamaları oluyor veya mesela halsiz hissediyorsunuz kendinizi. Bunların hepsinin bir arada olması gerekmiyor. Mesela sadece halsizlik... Ama o zaman ben şimdi korkarım yani sadece diş ettim kanıyorsa da düşünmeli miyim? Şimdi az sonra... Tabii. Bir kere diş eti kanamaları önemli bir şey. Yani altta bizim kanama diyetezi dediğimiz önemli e, kan pıhtılaşma bozukluğu ya da bir takım e, 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 tümörel problemler olabilir. Onu düşünmek lazım ama... Bütün bunlar yoksa bile, bunlar varsa, şimdi bak Türkiye'de en büyük sıkıntımız ne biliyor musun hekim olarak? Geç teşhis. Ay evet yani. Geç teşhis, burada geç teşhis evet. çok o önemli. Orada bizde biraz hata değil mi? Tabii. Şimdi başka ne var? Halsizlik var. Mesela halsizliğiniz var, baş dönmeniz var. Bir de böyle diş etiniz, şey yaptığınızda kanıyor. kanıyor. Yani çok önemsemediniz. Acaba önemsememelisiniz, dikkat edeceğiz. Başka yine tırnağınızın altında böyle siyah siyah noktalar çıkıyor. Ya işte bir vitaminsiz kaldım. Bir Klasiktir ya bizde tırnakta bir şey olunca hemen vitaminsiz kaldım herhalde. Ondandır tabii, tabii, falan ondandır diye. diye Hiç bilmeden bakmadan 50 tane vitaminin bir arada olduğu çoğu da hiçbir işe yaramayan Çok. vitaminleri lüpletiriz ya hmm. bak ne çıkacak altta. Sonra bacaklarınızda şişme oluyor. Zaman zaman şişme. Diyorsunuz ki ya o kadar yol yürüdüm bilmem ne Ödemli, yaptım. Çok yoruldum. Ha, hmm. falan. Çok yoruldum. Ya Biz ya da, seviyoruz böyle farklı şeyleri kendi kafamızda bilmeden bağlamayı değil Çok, mi? Çünkü işimizi rahatlatıyoruz. Yoktur bir şeyin falan aynen içimizi rahatlatıyor ya da cinsel fonksiyonda bozukluklar başladı başka bir sürü şeyler söylüyorsun bu ara moralim bozuk da işte biraz şu da, şunu da yedim de ağır yedim de ondan işte bu aralar cinsel fonksiyon bozuklukları bütün bunlar ne biliyor musunuz bütün bunlar alttaki kalp yetmezliğinin ilk bulgularından olabiliyor Bizim hekim olarak görevimiz insanlara bunları anlatabilmek. Bu konuda biraz daha evey, biraz daha farkındalık yaratabilmek. Dolayısıyla bir kalp rahatsızlığının, herhangi bir kalp probleminin, öncelikle de kalp yetmezliğinin ilk bulguları, bak ne kadar birbirinden alakası şeyler. Dikkat Çok et, alakalı. nefes darlığından bahsetmedim. Kalp Önce onu beklersin. Göğüs ağrısından bahsetmedim. Evet. Yol, yokuş, merdiven çıkarken ağrıdan bahsetmedim. bahsetmedim. Hiçbirisi yok. Şunlarla siz... Daha kalp hastalığını çok başından yakalayabilirsiniz. Başından yakaladığınızda da teşhis ve tedavi bambaşka boyutlarda olur. Bizim evet. buradaki temel görevimiz de insanları bunu önceden uyarmak. Önce Hastalık öyle. olduktan ya sonra bir, işimiz... bir belirtimiz varsa, bir şeyimiz var bence. Erken veya geç bir şekilde ortaya çıkıyor. Lütfen kendinizi önemseyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.